Neyse hadi bismillah açıyorum. Açtım. Hadi abi hadi. Hadi lan lütfen lütfen. Lütfen. Abi çok istiyorum. Diamond kazma çıksın yeterli yani bizim için. Böyle bir ipek dokunu falan çıkarsa yani baya iyi olabilir. Ve benim bilek dön. Hop hop hop. Abi benim bilek bileriz. Umarım sonsuzluk çıkar diyorum. Hadi bismillah abi. Tokyo. Abi sonsuzluk çıktı. Videoya geçmeden önce kanala abone ol ve bildirimleri aç butonuna tıklamayı sakın unutma. Videoyu beğenerek kendini ve sistemini güvence altına almış olabilirsin. Aksi takdirde başına geleceklerden kimse sorumlu değildir. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün sizlerle John John Craft'ın ikinci bölümünü karşılamak arkadaşlar. Bugün de sizlerle çok güzel bir şey yapacağız gençler. Ondan önce video geçmeden arkadaşlar lütfen videomuza like vurmayı atmayı unutmayın. Hani John John Craft'a bayağı ilgi oluyor yani, bu yüzden bu videoyu izleyen bu like atsın ki John John Craft serisi devam etsin gençler. Bugün de sizlerle beraber videonun başlayacağız arkadaşlar. Bugün bayağı bir sandık açacağız ama ondan önce size göstermem gereken birkaç şey var. Buraya böyle demirden kapılar yaptım, direkt basınç plakası tarzı yani basınç açılacak böyle. Ve şuraya da şu bizim şerefsiz Ahmet yüzünden test maske yüzünden TNT falan koymaya çalıştı. Ondan korumak için şöyle bir şey falan yaptım işte. Onu da gördünüz. Neyse hemen şu içe girelim isterseniz. Neler topladık, neler yaptık. Şöyle el masası yaptık. Zaten gençler diğer bölüm ofisinden falan toplamıştım. Hani gittim şeker kamışı falan da buldum şuradan işte. İnek falan zaten kesmiştik. Deri falan el masası yaptım. Direkt kılıca keskinlik bir geldi. Zırha da koruma bir falan. Bir de kazmağa bastım. Daha sonra kitap bastım. Bir tane direkt keskinlik bir geldi. Yani bayağı iyi oldu. Ve gençler bunlar da bize hediye etmişler. Zaten herkese hediye etmişlerdi. Charter'a, işte ters maskeye ve NS printer'a falan. Biz de bugün hediye olan bu anahtarlarımızla beraber kutuları açmaya başlayacağız. Bakalım neler çıkacak. Bu arada 2 diamond'ım kaldı. 54 tane gold'um ve 14 iron. Çünkü earth falan da yaptım gençler. Ve şunu hemen direkt şöyle keskinlik 2 yapmak istiyorum. Tamam, kılıcımız az olsun. Güçlendi ve buradaki şeyleri kırdığım için onları da buraya aldım. Hani normalde buradan yürüdüğümüzde dedik suya atlıyorduk. Ben şöyle bir şey yaptım. Buradan geliyoruz böyle dedik yani dışarı çıkabiliyoruz. Hemen şimdi şöyle patikamızı takip ederek gençler. Hemen gençler gidip kutularımızı da açmaya başlayalım. Bakalım hangi anahtarlarımız varmış bugün. Bugün kılıç kasası açacağız, armor kasası açacağız, araç kasası açacağız, çek kazan açacağız, başka yemek kasası, elitra kasası, şunu çok istiyorum bunda uçuluyormuş. Bir de Legolas kasası, bu da kesin okla ilgili bir şeydir. Neyse biz hemen şu patikamızı takip edelim, gidelim bir kutu falan açalım. Bodyguard selamünaleyküm, sizden bir tane kiralayacağım oğlum, çok para istiyorsun ama onu size vereceğim. Şu Ahmet şerefsiz yüzünden var ya, yemin ediyorum evi böyle... Hani kilitleyeceğim artık böyle, yemin ediyorum. Hani o tarz bir şey yapacağım. Neyse. Bu arada yorumlarda bayağı bir kişi hani abi şunu yap bunu yap demiş. Onlar da ilerleyen bölümlerde yapacağız gençler yani. Öncelikle şu marketçimize geldik, direkt yukarı çıkacağız. İnşallah yani kasa açma yeri yukarıda diye tahmin ediyorum. Bakalım şu anda maden kasa zaten bundan açtık. Bunu aç be, bundan bok çıkıyor ama bizde anahtar olduğu için ben bedavaya açacağım. Bok açacağım, diğeri açmışız galiba. Aynen bunu açmıyoruz, tamam bunu boş verin. Bunu açmayacağız. Elitra açacağız gençler. Öncelikle Elitra'yı en son açacağım çünkü bunda uçuluyormuş. Hani bakarsınız çıkar, bakarsınız çıkmaz. Şimdi neyden başlayalım? Öncelikle araç kasasından sonra yemek kasası, armor, sonra bir de Legolas'tan başlayalım. Öncelikle şu araç kasası hangisiymiş abi? Aynen bunu açalım bakalım içinde neler varmış. Öncelikle bakıyoruz. Ha, kazma filan var. Tamam bakalım bunda neler çıkacak. Açıyorum abi. Hadi güzel bir şey çık. Lütfen. Çok istiyorum. Diamond kazma çıksın yeterli yani bizim için. Böyle bir ipeksiz dokunuş falan çıkarsa yani bayağı iyi olabilir. Ve benim minik 4, what the fuck? Abi benim minik 4 çıktı. Abi çok iyi. Tamam 1'de 1 yaptık abi, çok iyi. Sıra geldi yemek kasasına. Yemek kasamız neredeymiş? Yemek kasasına da ne çıksa iyi olur. Elma değil de şu balık pişmiş patates yerine falan şu biftek falan çıksa iyi olabilir. Hemen yemek kasamızı açıyorum. Şöyle bir ekmek çıksa da olur ya. Yani ekmek veya biftek falan çıksa bayağı iyi olabilir açıkçası. Hani yemek falan da toplamamıza gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Abi efsane ya, biftek istedim. Vallahi biftek çıktı. Şu an 2'de 2 gidiyoruz, ciddiyim.
Sırada armor kasamız var. Armor kasamız da neredeymiş bakalım şöyle. Armor kasamız burada abi. Bakalım buradan ne isteyebilirim ki? Koruma 4 göğüslük. Bir şey söyleyeyim mi? Koruma 4 elmas chestplate çıkarsa efsane olur veya pantol çıksa da olur yani hiç fark etmez. Ama şöyle iron tarzı bir şey umarım çıkmaz. Hemen açıyorum. Hadi bismillah. Diamond çıksın da bizim olsun. Yani en azından diamondlarımızı harcamamış oluruz. Çünkü diğer armorlar hem güçsüz hem de işimize yaramaz yani gençler. Hadi abi. Ananın ne çıktı? Koruma 1 iron göğüslük çıktı. Olsun, sıkıntı yok. 3'te 2 yaptık. Bunu saymıyorum. Bundan kötü şey çıktı. Sırada Legolas kaldı. Kılıç kasamız kaldı. Çek kazan kaldı. Ve Elytra kaldı. Şu Elytra ile çek kazan daha sonra açacağım. Direkt şu Legolas'tan başlayalım. Legolas kasamız neredeymiş abi? Bakalım şöyle. Bunda ne varmış? Aynen dediğim gibi yaylar falan varmış. Şuradan bir sonsuzluk yer çıkarsak bizim için yeterli olur. Daha ilerleyen zaman zaten geçer. Power falan da basabiliriz. Umarım sonsuzluk çıkar diyorum. Hadi bismillah abi. Ne çıktı? Abi sonsuzluk çıktı. Abi sonsuzluk çıktı. Abi 4'te 3 gidiyoruz şu an. Ciddi diyorum. Bakın çok güzel şeyler çıktı. Ben yani şunu merak ediyorum. Elitler çıkacak mı çıkmayacak mı? Ama şu sonsuzluk yay var. Abi efsane ya. Neyse yayımızı da çıkardık. Şu an çıkardıklarımı ben şöyle almak istiyorum. Daha sonra çıkardıklarımıza birlikte bakarız gençler. Şunları da şöyle alalım. Ben bunları da şöyle dizersem tamam iyi oldu böyle. Şimdi ne kaldı? Kılıç kasası kaldı. Şöyle kılıç kasası nerede ona bakalım isterseniz. Çek kazan var. Bunu sonra açacağız. Kılıç kasamız buradaymış. Kılıç kasasına ne çıkabilir? Aladdin Sherry yani Fire Aspect çıkartabiliriz. Bize yarayabilecek. Keskinlik 4 Excalibur diyor. Oo bak bu çıksa efsane olabilir ha. Keskinlik 5 pardon. Bu çıkar mı ki lan? Harbi diyorum çıksa var ya neyse. Açıyorum gençler. İnşallah bir keskinlik güç veya Fire Aspect falan çıkar yani. Bismillah diyorum şöyle açıyoruz. Bu ne? Iron. Oo bu ne abi? Gladiator kılıcı çıktı Iron'dan. Aynen Iron çıktı ama keskinlik 2. Savurma 1 bizim Diamond kesikimiz var. Bence bunu yani savurma olarak da kullanabiliriz. Şu an 5'te 3 gidiyoruz sanırsam. Aynen son 2 tane şeyimiz kaldı. Kutu açma key'imiz kaldı. Yani anahtarımız kaldı. Şimdi gençler öncelikle key'den mi başlayalım? Ben bir key'e bakmak istiyorum. Pardon. Öncelikle ben şu çek kazana bakmak istiyorum. Elmas var. Abi Elytra da varmış lan oha. Bir şey söyleyeyim mi? Elytra falan da çıksa hiç fena olmaz açıkçası. Neyse hadi bakalım. Açıyorum gençler. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Bismillah diyorum. Bismillah. Hadi abi. Hadi abi bu ne? Pembe. Ananın. Pembe boya çıktı. Galiba çöp yani. Ama olsun bir tane yünü de boyarız. Şu an 6'da 3 gidiyoruz sanırsam. Tabii yanılmıyorsam. En sonunda bakacağız zaten bir daha. Şimdi Elytra kaldı. Bu uçma şeysiymiş. Bakalım inşallah çıkar yani. Bakalım bir olasılığı yüzde kaç abi. İki tane koymuşlar. Şunlardan çıkma olasılığı daha fazla. Ama gençler ben inanıyorum. İnşallah çıkar hani. Bismillah diyorum. Bastım abi. Hadi inşallah Elytra. Elytra. Hadi Elytra lütfen. Lütfen. Hadi abi. Abi ne çıktı? Bağ çıktı galiba bok çıktı gençler. Elytra filan yalan oldu. Bu kasa ne kadarmış? 150 milyarmış. Biz şöyle paramıza bakalım ne kadarımız var bizim. Şöyle slash money'den bakalım. Bizim 716 dolar paramız varmış. Birazdan bir tane arsa alacağım diğer bölüm özel yani. Onu da zaten söyleyeyim buradan spoiler olsun sizlerde. Kasalarımızı da açtık toplamda 6 kasa açmışız. 7 değil sanırsam pardon 7 açtık bir de bu vardı. Toplam yani 7 kasada şu sonsuzluk, verimlilik 4 ve biftek yani işimize yaradı. Diğerleri pek de iyi çıktı. Söylenemez açıkçası. Ama olsun yani yine de beleşten mallarımızı aldık yani bence gayet iyi. Hele yani şu yay ve kazmaya cidden bayağı bir sevindim. Bunu da artık atarım veya chest veya chest falan atarız bilmiyorum. Spawner kasası varmış. Şuna bakalım ne var burada. Pig var, domuz var, zombi, kov, 850 milyar alınabilir aslında. İlerleyen zamanlarda belki bir de spawner alabiliriz gençler. Bu arada gençler şöyle bir şey söylemek istiyorum.
Ben oyunu birazcık zor oynayacağım. Hani hemen böyle her şeyi yapmaya çalışmayacağız. Hani her şeyin böyle ilk başta mantığını çözdükten sonra her şeyi yapmaya çalışacağız. Hani hem yavaş gideceğiz, hem seri uzun sürecek, hem yani daha da güzel şeyler olacak diye ben düşünüyorum. Bu arada ben seriye geriden başladım. X-Charter, Ters Maske ve NS Printer biraz hani onlar önceden başladığı için ben birazcık geriden geliyorum. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü hani ben video bile çekemedim. 3 günlük bir seyahate çıkmıştım. Hani maalesef daha yeni döndüm ve seri seri videolar çekmeye devam ediyorum. Neyse gençler, kasalardan yani bunlar çıktı. Şimdi bunlar gidip eve bırakacağım. Ama şu kazma cidden yani efsane abi. Hani verimlilik 4 boru değil sonuçta. Neyse. Bu arada gençler, video dışında da az da olsun maden yapmamı istiyorsanız yani lütfen yorumlarda beri tekerle maden falan da yapabileyim. En azından daha hızlı bir şekilde gelişir ve daha hızlı bir şekilde yapılar inşa etmeye başlayabiliriz. Neyse. Bir de çıkmadan önce şu 710 kaç vardı abi? Moneydim şöyle bir. 716 dolarımız var. Şimdi ben bayağı maden yapacağım için hani sonuçta verimlilik 4 var burada. Bir tane daha kasa açmak istiyorum ama mantıklı bir kasa açalım ki paramız da boşa gitmesin. Legolas'ta araçtan açmak istemiyorum. Çek kazan bayağı bir tehlikeli. Yemeğe ihtiyacım yok zaten şu anda. Maden kasası belki olabilir yani, katlama olasılığımız var. Hele bu mega madenden çıkarsa yani bildiğiniz parayı katlarız. Yani birazcık kumara giriyor ama aslında denenebilir. Vallahi ben bundan şöyle bir tane alacağım abi. Aldım bir tane. Aynen. Pardon, alamadım. Şuna sağ tıklıyorduk. Aynen, sol tıklıyorduk. Şöyle alttan bir yazıyorduk. Aldık. Lan! Ananı satayım. Allah belanı versin. Bu ne oğlum? Galiba bizim, bakayım oyuna bir. Aynen, bizim bloggerlarımızdan gençler birisi böyle bizi trollemeye. Harbiden korktum ha. Azaz çarp seni şerefsiz bine. Neyse, şu maden kasamızı açalım. Abi inşallah, bakın gençler, ben şunu istiyorum. Bu çıkarsa cidden zengin oluruz var ya, cidden zengin oluruz. Neyse, hadi bismillah açıyorum. Açtım. Hadi abi, hadi. Hadi lan lütfen, lütfen. Lütfen. Abi çıktı. Abi what the fuck. Abi what the fuck. Şuna bakar mısın abi? Abi şuna bakar mısın? 64, 41, 64, 64, 64. Abi sen şakasın. Abi ben bunu yaparım. Sen şaka yapıyorsun. Abi yemin ediyorum inandık ve oldu gençler. Şu an full diamond'ız ve bayağı bir diamond'ımız var. Abi efsaneyim ya. Şunu da kıralım, şöyle burada bırakmayalım. Ne olur olmaz yani, ceza falan yemek istemiyorum. Abi efsane kara geçtik ya. Bakın 120'yi aldık, kaç diamond çıktı? Kaç tane abi? 8 lira. Bende kaç tane var? 281 tane diamond'ım var. Şöyle abi 100 tanesini sat ya. Kaç lira mı oldu? Oha! Abi katlayışa bakar mısın? What the fuck? Ben bir tane daha açacağım. Kendimi tutamıyorum gençler. Ben bir tane daha açacağım. Daha sonra videomuzu da sonlandıralım şöyle. Abi şundan sen bana bir tane daha versene. Efsaneymiş bu ya. Ver abi ver. Bunu da açıyorum. Hadi bismillah. Hadi abi. Hadi. Aa, bu sefer çöp verdi. Geçen ilk bölümde çıkan çöpten verdi, neyse. Hani bayağı bir kara geçtiğimiz için açıkçası bana hiç koymadı yani bu verdiğimiz para. Abi 700'den 1200'e çıktık ve elimizde daha hani daha fazla diamondlar var. Şöyle ben bir 64'lük daha satmak istiyorum. Çünkü bayağı var yani, bunlar bizim işimize yaramaz. Şimdi paramıza bakalım. Şöyle 1700 oldu. Abi sat. 64 tane daha satacağım. Şimdi bakalım abi. Abi 2200 dolarımız oldu. Ola! Yemin ediyorum var ya, hepsini geçeceğim gibi bir şey. Neyse gençler, eve gideceğim şimdi ben. Yani videoda biteceğim. Umarım yani kutu açılımı hoşuna gitmiştir. Yani maden kasasından şu an acayip şekilde bir kar ettik. Bugünün karı bu. Bu ve şu gördüğünüz para yani. Açıkçası diamond. 59 tane daha diamond'ım var. Yani bayağı fazla. Ben bunda hiçbir şey yapamadım. Zırhları falan var en fazla. P4'e falan zorlarken. Onda zaten büyük biti var gençler. Hani madenden falan da bulurum diye düşünüyorum. Neyse gençler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hemen gidip eve şunları da P1 basalım bakalım. Bakalım koruma bir falan da gelecek mi? Şöyle evimize girdik abi. Şunları da çıkar şöyle. Yanımda benim lapis var mı? Yukarıda olması lazım. Aynen. Abi diamondlara bak ya. Uf. Efsane, yemin ediyorum var ya. Neyse bunlar kalsın burada. Şu çöpleri de gelmişken atayım şöyle. Bunlar pek işime yaramayacak bundan sonra. Full diamond olduk yani. Hiç gereği yok bunların abi. Şimdi şunlardan direkt başlayalım gençler. Bakalım P1 yapabileceğiz mi hepsini. Bunu basmak istemiyorum. Gençler bakın, bir de bunun taktiği var. Diğer youtuberlara söylemeyin. 1.8'in taktiği. Şimdi mesela hani ben bunun hangisinde basarsam basayım koruma gelmiyor değil mi? Bakın görün sizde, gelmiyor. Şimdi gençler bunun bir taktiği var.
Şuradan direkt bir tane böyle taş kılıç yapacaksınız gençler. Bunu direkt böyle enç basacaksınız. Herhangi bir şey fark etmez. Daha sonra buna bastığınızda göz gençler direkt böyle enchler değişiyor. Yani koruma falan direkt gelebiliyor. Bunu yani diğer YouTuber'lara söylemeyin. Ben şu an full P1 oldum. Hani bu zırh beni bayağı bir korur. Kılıcım da iyi yani. Şu anlık pek fight'a girmeyince açıkçası. Bu diamond'da bu kazmada yedek olsun diye durabilir gençler. Şu kılıcı falan da ben kendim aslında bir çöp kovası yapsam bayağı iyi olur abi. Şu evimizin aslında bir yana bir çöp kovası da yapalım. Daha sonra da bölümü bitirelim gençler. Onu da şu aşağı mı yapsak? Gerçi neyse ya, diğer bölümde onu da hallederiz gençler. Hepsini abi bölümde yapıp sizleri de hani böyle ne bileyim her şeyi direkt böyle göstermek istemiyorum. Birazcık da olsun gençler, merak edin ki serimizde eğlenceli ve güzel geçsin yani. Neyse, şu yemeklerimi de ben şu aşağı bırakmak istiyorum. 64'ü alacağım, bunları bırakacağım. Bu işe yaramıyor, demir baltam kalabilir. Diğer bölüm unutturmayın gençler, odun filan kalacağız. Odunumuz yani bayağı bir az açıkçası. Yayımız da burada. Bize şu an bir tane ok bile olsa yani aynen öyle. Şu an yani bir tane okla bile sınırsız bir şekilde oklarımızı atabiliriz abi. Şikimin evi X Charter. Ola! Allah ekber. Neyse. Umarım gençler bu bölümü beğenmişsiniz. Yani lütfen videomuzu like vurmayı atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz gençler. Kullandığım tek spekle kendi tek spekim Bay Doktor Ember Pack. Açıklamayı kısa indirebilirsiniz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve de bye bye.